varsa zannediyorum. Dön. Garip. Aslan garip. Yine görüntü de. Bunu bırakmışlardı. 3-4 gün gezdi bizim etrafımızda burada. Ben de sahiplendim. Ben de zana yedim değil mi? Kediler nerede? Kediler. 5. geldi. Konya'dan. Solingen kentinde doğdum. 11 sene orada yaşadım. Sonra ailemle birlikte 1984 yılında Temel'e dönüş yaptık. Ondan beri komşularımız kuş merakı vardı. Ben de onlardan esinlenerek kuş besleme hevesim hep kaldı içimde. Meslek icabı besleyemedim. Ama emekli olduktan sonra dedim ki benim bir bahçeli evim olsun, bahçeli bir yerim olsun, kuş besleyeyim diye. O şeyle, imkanla geldik. Allah da nasip etti bize. Bu durumu bize verdi. Kuş besledim. Hayvan beslemeye devam ediyorum. Köpek besliyorum. Kedi besliyorum. Hatta bulduğum kedi astım hastası. Onu tedavi ettik. Düzelttik. Ara sıra gene astımı oluyor. Sokaktan 3-4 gün bizim mahallede burada bir köpek gezdi. Onu da sahiplendik. O da artık bizim bir parçamız oldu sahiplenince. Posta güvercin yarışmasına katıldım. 460 kilometre Konya hava mesafesine katıldım. Orada 5. oldum. Geçen sene yine Bolu'da posta güvercin yarışması oldu. Yine 440 kilometre falan yaklaşık hava mesafesi. Orada 1. oldum. Kuşlarımın soyu genelde Belçika'dan gelme. Anne babalar hep Belçika'dan gelme. Kanaryalarım da İtalya'dan gelme. Kanaryalarım var. Yani bundan sonra da kanaryalara biraz ağırlık vereceğim. Çünkü yarışma sezonumuz başlıyor. Artık nasip nasıl olursa. Burada sabahları horoz sesine uyanıyorum. Sonra kuşlar ötmeye başlıyor. Bu insana huzur ve mutluluk veriyor yani. Eşim de bu şekilde uyanıyor. Eşimle beraber bu şekilde uyanıyoruz. Yani bize huzurluyuz Allah'ıma şükürler olsun. Çok da iyiyiz. Allah bu günlerimizi aratmasın bize. Çık hocam gel. Daha parçalar bunlar. Bunları dışarı atıyoruz tekrar geliyorlar. Teşekkür ederim.